Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir mesh objesi nasıl düzenlenir bunu öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizden hatırlarsanız sahnemize mesh nesnelerini eklemeyi öğrenmiştik. Shift A kısa yoluyla bir menü açılıyor. Bu menünün bir alt menüsü var. Mesh alt menüsü. Bu menüden de mesh nesnelerini ekleyebiliyoruz. Blender'da mesh objeleri modellemede en sık kullanılan objelerdir. Şu anda sahnemizde bir küp nesnesi görüyoruz. Gelin şimdi düzenleme örneğimizi bu mesh objesi üzerinde görüntüleyelim. Bir mesh nesnesini düzenleyebilmek için modumuzu değiştirmemiz gerekir. Şu anda Object Mode yani nesne modundayız. Bu menüden Edit Mode'a geçiş yapabiliriz. Bunun bir kısa yolu vardı hatırlarsanız. Tab'a bastığımız zaman mesh düzenleme moduna geçiş yapıyoruz. Şimdi bu nesnemize biraz daha yakınlaşalım. Nesne dışında herhangi bir yere tıklayarak seçimi kaldırabiliriz. Şu anda dikkat ederseniz bu objenin köşelerinde çeşitli noktalar bulunuyor. Bu noktalara vertex adı veriliyor. Şu anda bu objenin vertexlerini yani noktalarını düzenleyebiliriz. Seçim modu vertex'te 3 adet seçim modu vardır. Vertex, edge yani kenar ve son olarak bir de face yani yüzey modu. Bu modlar arasında da geçiş yapabilirsiniz. 1 ile vertex modundayız. Noktaları seçip düzenleyebiliriz. 2 ile kenar moduna geçelim. Kenarları seçebiliriz. 3 ile yüzeyleri seçip düzenleyebiliriz. Şimdi tekrardan 1'e basalım. Vertex moduna geçelim. Şu anda burada istediğimiz vertexleri seçip bunları istediğimiz yere taşıyabiliriz. Evet, mesela Y ekseninde taşıyoruz. Yukarıya doğru Z ekseninde taşıyabiliriz. İsterseniz birbirinden bağımsız bir şekilde de taşıma yapabilirsiniz. Şimdi 2'ye basarak kenar moduna geçelim. Burada objenin sağ kenarını, tabi bize göre sol kenarı, şöyle X ekseninde bir miktar taşıyabiliriz. İsterseniz Shift'e basılı bir şekilde beraberce seçim yapıp bu kenarları beraberce taşıyabilirsiniz. Şimdi 3 ile yüzey seçim modunu aktif hale getirelim. Arka taraftaki yüzeyi seçelim. Bunu da Y ekseninde taşıyabiliyoruz. Tabi isterseniz döndürebilirsiniz. İstediğiniz eksende bu şekilde dikkat ederseniz. Tabii ki bunları yine kısa yolları kullanarak da yapabilirsiniz. Mesela R'ye basıp ardından Y'ye basıp Y ekseninde döndürebilirsiniz bu yüzeyi. Ya da S'ye basıp bu yüzeyi küçültüp ya da büyütebilirsiniz. Yine isterseniz araç rafındaki araçları kullanıp ölçeklendirme yapabilirsiniz. Ya da hepsini aynı anda yapabilmeniz mümkündür. Tekrardan taba bastığınız zaman object moduna geçiş yapabilirsiniz. Şu nesneyi silelim isterseniz. Buradan yeni bir mesh nesnesi ekleyelim. Edit moduna girdiğimiz zaman tekrardan burada 1'e basarak bu nesnenin noktalarını seçebilirsiniz. Örneğin şurada seçim moduna gelelim. Shift'e basılı bir şekilde sadece 4 tane noktayı seçtiğimiz zaman dikkat ederseniz aynı zamanda burada bir face yani yüzeyi de seçmiş olduğumuzu görüyoruz. 2'ye basıp kenar moduna geçtiğimiz zaman kenarları seçebilirsiniz. Ve yine 3 ile yüzey moduna geçtikten sonra Shift'e basılı bir şekilde farklı yüzeyleri de seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Uzun derslerden sıkıldığınızı bildiğim için derslerimi daha kısa hazırlıyorum. Sonraki dersimizde mesh objelerinin seçim modlarını öğreneceğiz. Eğer A'dan Z'ye Blender derslerinin devam etmesini istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olunuz ve videolarımı da beğeniniz. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.